Habertürk Televizyonu Piri Reis'in peşinden Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'nda Moritanya'da avlanan balıkçılarımızın peşinden gitti. Onlarla denize açıldı, balıkçılarla ağ attığı, oradaki çalışma şartlarını yerinde izledi. Hafta boyunca Moritanya'dan ilginç görüntüleri, yaşam şartlarını ekranlarınıza getireceğiz. Peki Türkiye'ye tam 3000 mil uzaklıktaki Moritanya nasıl bir yer? Önce buna bakalım. Moritanya, dünyanın 29. büyük ülkesi ama topraklarının çoğu Sahra Çölü'nün içinde. Nüfusu 3,5 milyon civarında. Ülkede zengin altın ve demir yatakları var. Yer altında, yer üstünde ne varsa gelişmiş ülkelerin işletmeleri tarafından çalıştırılıyor. Ülkenin batısında zengin Atlas Okyanusu var. Senegal, Mali ve Cezayir'e komşu. Zengin maden yataklarına rağmen ülkenin demir yolları limanlarda son buluyor. Çünkü kaynakları zengin batılı ülkelere aktarılıyor. Ülkedeki nüfusun %2'si aşırı zengin. Geri kalan çoğunluksa zor koşullarda hayatını sürdürmeye çalışıyor. Moritanya'nın denizi de çok zengin. Yakalanan balıkları un fabrikalarında işleyip yurt dışına satıyorlar. En büyük geçim kaynakları da bu. Yerel avcıların yakaladığı balık yetmeyince yabancı büyük teknelere sahillerini açtılar. İlk olarak İspanyol, Fransız ve Rus balıkçılar Moritanya'nın sahil kentlerine geldi. Türkiye'den deniz yoluyla 3000 mil ötedeki Cebeli Tarık Boğazı'nın altındaki Moritanya'da 2 yıldır Türk balıkçıları da avlanıyor. Arapça konuşan ve çoğunluğu Müslüman olan Moritanya halkı ülkeye dış ülkelerden gelenler arasında en çok Türkleri seviyor. Zira Moritanya'daki Türk nüfusu 1000 kişiyi geçmiş durumda. Moritanya halkı aslında çok sıcak insan ve Türklere karşı aşırı derecede sempatileri var. Ve müthiş derecede de seviyorlar. İyi çalışan tekneler yılda 10 milyon dolar kazanabiliyor. İyi çalışan tayfalarsa ayda 10 bin liraya kadar maaş alabiliyor. Türkiye'de bir ayda yakalayabilecekleri balığı orada bir günde yakalıyorlar. Bahsettiğimiz yer az önce de görüntülerde izlediğiniz Moritanya. Türkiye'den tam 3000 deniz mili, yaklaşık 6000 kilometre ötede bir ülke. Şimdi yayınlayacağımız haberimizde bir ilk. Zira Türkiye'den bir haber ekibi ilk kez Moritanya'ya gitti. O balıkçı teknelerine bindi. Ve arkadaşlarımız Serkan Tahmaz'la Abcan Sayılı'nın bine yakın balıkçıyla birlikte geçirdiği o anları izleteceğiz sizlere. Böyle denize bakınca ne bileyim, her şey geliyor aklına. Buradaki aldığımız paralar olsun, yani şartlar olsun, Türkiye'ye göre çok çok yüksek ama... Fondan gelen ses Kazım Koyuncu. Teknedeki tayfaların çoğu Giresunlu. Ama burası bambaşka bir deniz. Türkiye'den 3000 deniz mili, 6000 kilometre ötede Moritanya burası. Moritanya'da 50'ye yakın teknemiz, 1000'e yakın denizcimiz var. Memlekete buradan para getiriyorlar. Ekmeklerini vatanlarından binlerce kilometre ötede arıyor balıkçılarımız. Buraya Moritanya'nın duyduğu ihtiyaç yüzünden geldiler. Denizleri balık kaynıyor Moritanya'nın. Yeterince balık teknesi de yok. Onlar da çareyi yabancı teknelere denizlerini aşmakta buldular. İşte misafir olduğumuz tekne de onlardan birisi. İspanyollar, Avrupalılar, Fransızlar, özellikle son dönemde Çinliler, Türk denizcisi başarısının yarısını elde edemiyorlar burada. Abdülkadiroğulları teknesiyle Nadibu'dan yola çıktık. Okyanusa doğru gidiyoruz. 24 tane tayfamız var. Bakalım kaderimizde hangi balıklar olacak? Bereketli bir avla geriye dönebilecek miyiz? Evet, nerelisin sen? Ordu. Perşembe. Burası neresi? Moritanya. Ne kadar zamandır buradasın? Yaklaşık 2 sene falan oldu. 2 senedir gitmedin mi hiç? Yok, gittim.
15 gün 20 gün bir izin yaptım. Kim var orada özlediğin? Ailem var. Anamız var, babamız var. Sercan Bey, kaç yıldır burada Moritanya'dasınız? Ben 4-5 ay falan. Hiç gittiniz mi Türkiye'ye? 5 aydır gitmedim. Evet. Belli bir saatten sonra artık diyorsun ki yorgunluksun mesela. Şimdi evimde olsan, sobanın başında çay içsem, otursam yani. Onu düşünüyorsun ama bir yandan da akıl diyor yani. Bir yandan da gitme şimdi, burada ekmek parası kazanıyorsun. Kim var orada hasret çektiğiniz? Eşim var, hamile. Kaç ay sonra doğacak? Şu an bir ayı yok. 25 gün falan var. İnşallah sağ salim alırsınız kucağınıza. Evet. Kız mı erkek mi? Kız. Adı ne olacak? Zeynep. Aşağı yukarı maaş ne kadar burada? Burada teknelere göre değişiyor. Ortalama aşağı yukarı. 7 ile 10 arası kadar gidiyordur. Siz kime hasret çekiyorsunuz akşamları? Aile özlemi var. Bir de konuştuğum bir kız olduğu zaman onu da çok üzüyorsun. Var mı sevgiliniz bir tane? Var. Kaç aydır görmüyorsun? Aşağı yukarı 4,5 aydan beri, geldiğiniz günden beri görmüyorum. Nedir, bize sakıncaksız söyleyebilir misiniz? Adı Esra. Esra Hanım'a söyleyeceğiniz bir şey var mı burada? İzin sıram geliyor. İnşallah geldiğim zaman göreceğiz yani. Çok özledim onu. Kaptan kefal sürüsünü gördü, işareti verdi. Şimdi yedek tekne gidiyor. Kefal sürüsünün etrafını sarıyoruz. Ağdan ne çıkacağı merak konusu. Peki efendim, bizim teknelerimiz uygun mu buranın okyanusun koşullarına? Şu andaki tekneler uygun, çalışıyor yani, sıkıntı yok yani, biz yabancılık şey çekmedik yani, acemilik çekmedik. Karadeniz'de nasıl çalışıyorsak burada da çalıştık. Bizim teknolojimiz balıkçılık sektöründe dünyanın gelişmiş sektörleri içerisine girmiş durumda. Moritanya ile anlaşmaya göre teknede olan Türk tayfanın iki katı Moritanyalı tayfa olması gerekiyor. Onlar da buradaki tayfalara arkadaş, hatta kardeş olmuşlar. Beraber çalışıyorlar, hem işi öğreniyorlar. Ve ağın bereketi ortaya çıktı. Bakar mısınız kefalin çokluğuna? Normalde Türkiye'de teknelerin bir ayda yakaladığı balık burada bir günde yakalanıyor. Okyanus bereketi denen herhalde bu olsa gerek. Ağdaki balık şimdi tekneye alınıyor. Bakın, fishbone denen bir yöntemle tekneye alınıyor. Aşağıya depolara koyulacak. Yaklaşık 500 ton civarında bir balık yakalandı. Habertürk televizyonu Moritanyalı balıkçılara uğurlu geldi diyebiliriz. Peki efendim, bundan sonra gidecek yer var mı? Öncülerimiz var mı? Gine'ye falan giden, başka yere giden? Tabii şu anda devam ediliyor. Moritanya ile birlikte Afrika pazarında yeni pazar arayışında olan nereler? Gine var, Ghana, aşağı taraflar mesela son dönemde Somali ile ciddi bir talep var. İki ülke arasında anlaşmalar yapıldı. Bekleniyor Türk denizcileri o tarafta.